İnternette yayınlanan görüntülerin ardından görevlerinden istifa eden MHP'nin eski genel başkan yardımcısı Bülent Didinmez ile eski İstanbul İl Başkanı İhsan Barutçu konuyla ilgili yapılan haberleri yargıya taşıdı. MHP'nin iki eski yöneticisi avukatları aracılığıyla sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyu köşesine taşıyan 11 gazetecinin bilgisine başvurulmasını istedi. Ve Beyaz TV programcısı Rasim Ozan Kütahyalı, Zaman Gazetesi'nden Hüseyin Gülerce, Star Gazetesi'nden Ergun Babaan. İnternette yayına ve MHP'li 10 yöneticinin istifa etmesine sebep olan kasetlerle ilgili yapılan yayınlar nedeniyle avukat Metehan Özkan suç duyurusunda bulundu. Ortak hareket ediyormuşçasına son günlerdeki yayın, yorum ve köşe yazılarında Genel Başkan Devlet Bahçeli istifa ile tehdit etmeleri, yeni genel başkanlar bulmaları bu şebekenin şantaj mektubundan farklı değildir. MHP'de eski genel başkan yardımcısı Bülent Didinmez de eski İstanbul İl Başkanı İhsan Barutçu'nun avukatı Metehan Özkan, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne giderek soruşturma savcısı Adnan Çimen'le görüştü. Savcılığa ihbarda bulunduğumuz bazı gazeteci ve siyasiler yeni kasetlerin varlığından bahsederek Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli istifa ile tehdit etmektedirler. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özkan, kaset soruşturmasında faillerin henüz bulunamadığını belirtti. Şantaj suçunu işlemelerin önüne geçilebilmesi ve bilgilerine başvurulması için Zaman Gazetesi'nden Hüseyin Gülerce, Star Gazetesi'nden Ergun Babaan, eski parlamenter Tevfik Diker, Taraf Gazetesi ve Beyaz TV programcısı Rasim Ozan Kütahyalı, Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Beyaz TV'nin sahibi Osman Gökçek hakkında savcılığa ihbarda bulunmaktayız. Teşekkür ediyorum.